tarihi 3000 yıla dayanan yargının kurucu unsuru, yurttaşın sesi, bağımsız savunma. Bugün birçok saldırıya maruz kalsa da yılmadan ve korkmadan ömrünü avukatlık mesleğine adamış tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Bu krizin en önemli sebebi tüm gücün tekelde toplandığı, kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Yasama ve yürütme yetkinin yanında Adalet Bakanı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğu bir hukuk sisteminden adalet çıkmasına imkan yoktur. Tarafsızlık üzerine emin etmiş bir Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir siyasi parti üyesi olduğu ülkede kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi bir zorunluluktur. 2017 yılında yapılan referandum sürecinde sistem değişikliğine karşı yüksek sesle ve köy köy gezerek itiraz etmiş olmanın haklı gururuyla şunu söylemek isterim ki her şart ve koşulda hukukun üstünlüğünün ancak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistemle mümkün olacağına inanıyor ve bu yönde yapılacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Avukat Selçuk Boz'a açtı ve onunla birlikte yaralanan meslektaşlarımız ile Osman Kavala hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen serbest bırakılmadıkları, bu kararları veren mahkeme heyetlerinin dağıtıldığı bir yargı sisteminin bağımlı olmak ötesinde hukuk tanımaz olduğu açıktır. Dayanıksız nedenlerle uzun yıllar tutuklu olan avukat Selçuk Bozağaçlı ve Osman Kavala'ya reva görülen en kibar deyimle zulümdür. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kalmadığı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının tanınmadığı, basın hürriyetinin ortadan kaldırıldığı, gazeteci ve aydınların hedef gösterildiği veya nefret söylemleriyle linç edildiği bir zamanı yaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar nedeniyle bazı siyasiler tarafından kapatılmakla tehdit edildiğine tanıklık etmekteyiz. Hukuk bu ülkede güvence altında yaşama konusunda tüm yurttaşların sigortası iken ne yazık ki temel hak ve özgürlüklere yönelmiş tüm saldırılara karşı hukuk bir çare kalmıştır. İçine geçtiğimiz bu süreçte ülkemiz tarihinin en ağır yargı krizlerinden biri de hakimlik ve savcılık mülakatlarının objektif kriterlerden uzak tarafi bir anlayışla yapılmasıdır. Bu mülakatlarda liyakat ve başarı yerine adaylarda sadakat aranmaktadır. Öte yandan görevdeki hakim ve savcıların %60'dan fazlasının 0.5 kriter meslek yaşı aralığında olması yargının içinde bulunduğu başka bir krizin göstergesidir.